Dostlarım hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber uzun süredir benden istediğiniz koleksiyon tanıtımının yeni halini aslında koleksiyon tanıtımı değil. Buradaki iki sırayı zaten daha önceden görmüştünüz. Eski koleksiyondaki çoğu ürünü yolladım, attım. Bir iki avukat ve polis abimden aldığım desteklerden ve sorduğum sorulara göre çıkarmam gereken bazı ürünler olduğunu söylediler. Hani başıma iş açabilecek. Onları çıkardım. Koleksiyonun son hali bu. Aslında bir önceki koleksiyona göre daha az ürün bile olabilir. O şekilde söyleyeyim çünkü net konuşacağım. Neredeyse iki poşete yakın ürünü ya çöp ettim biliyorsunuz. Muşlaları eritip çöp attım. Diğer ürünleri de hani böyle fazla sıkıntı çıkarmayacak ürünleri de hediye ettim. Hatta manevi değeri olmayan ürünlerin hepsini dağıttım yakın çevremdeki arkadaşlarıma. Elimde kalan bu. Şimdi koleksiyon biraz daha değişti. Bıçaklar kalitelendi. Kurşun tabancaların sayısı arttı vesaire. Tek tek şunları da burada söylemiş olalım. Ürünlerin her biri tabii ki de özellikle şunlar, şu raf. Her birinin faturası, irsaliyesi, oyu buyu var. Kesinlikle yasal şekilde alınmış ve elde edilmiş ürünler. Bunu buradan belirtmiş olalım. Arkadaki kutular boş. Özkursa'nın kutuları. Burada da gördüğünüz gibi boş kutular onlar. Onları da söylemiş olalım. Hani böyle doldurmuyoruz, eve depolamıyoruz. Arkada da boş kutular var. Dekor olsun diye koydum onları da. Şimdi gördüğünüz gibi tanıtıma geçeceğiz. Tanıtım dediğim hani sadece ürünleri söyleyeceğim ve göstereceğim. Bu videoları neden çok beğeniyorsunuz bilmiyorum ama beni çok zorladınız. Hiç değilse 4 aydır özellikle bu dönemde aşırı şekilde fazla. Yeni vitrin videosu, yeni vitrin videosu. Instagram'da takip arttığı için buradan Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Orada ara ara vitrini görüyorsunuz. Ben hikayeye atıyorum veya normal atıyorum ürünleri. Çok merak edildi. Biz de artık videosunu çekelim dedik. Bu raf ve bu raf yoğunlukla çakma yani replika ürünleri olduğu için onlarda fazla durmayacağım. Direkt tık 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 göstereceğim. Diğerlerinde biraz durabiliriz. Elinden geldiği kadar videoyu kısaltmaya çalışacağım. Ürünler bu şekilde. Şimdi en baştan sayalım mı alacağım videoda kaç ürün var diye başlığa koymak için. Sayalım öyle olsun. Bir önceki koleksiyon videosundan az olacağını düşünüyorum. Çünkü hani size biraz sabredin 2018 videosunu çekelim dedik. 2018 videosunu zaten çekeceğiz. Çünkü daha farklı planlarımız var. Daha farklı şeyler katılacak koleksiyona. Ama siz acele ettirdiniz. Çekelim dedik. Biz de zaten hani bu videonun fazla bir izlenme alacağını da düşünmüyoruz. Sadece takipçilerimiz için güzel, hoş bir video olacak. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Daha geçmedim. Şimdi bana sövüyor olabilirsiniz ama biraz sabredin. Bu videoya kaç like isteyelim Alican? Oda Vlog'u da istiyorlar çünkü sürekli. Oda Vlog'u için kaç like isteyelim? Bir önceki videomuz 807.000 izlenmiş ve 6.000 like almış. Bu videodan da 10.000 like istiyoruz. Hem bir sonraki koleksiyon videosu için ki olacağını pek sanmadığım için. Hem de Oda Vlog'unu çok istiyorsunuz. Aşırı merak ediyorsunuz. Oda Vlog'unda da silahın kılıflarını ki normalde kılıflarında oluyorlar zaten. Silahların kılıflarını, bıçakların kılıflarını, diğer ürünlerimi, kamp çadırlarımı vesaire görmüş olacaksınız. Artı odamı ve ofis tipi bir çalışma masam var. Onu vesaire görmüş olacaksınız. Grafik tasarım videosunu gördüğünüz gibi. Böyle bir video olacak o da. 10.000 like gelirse onları da çekerim dostlarım. Bence o kadar da yüksek bir like istemiyorum kanalımızın abonesine göre. Zaten 53.000 like var. 5 kişiden biri like atsa zaten 10.000 abone oluyor. Bunları dedikten sonra fazla uzatmıyorum ve direkt geçiyorum. Sayalım Alican tamam mı? Sen bana bak. Sen bir taraftan netle bir taraftan da say. Benim kafam karışabilir anlatacağım için. Şu iki taneyi hiç indirmiyorum. Bir tane orada normal standart internette satılan plastik joplardan var. Bir tane teleskopik yay var. Yaylı olanlarından iki. Şunu zaten önceki videolarda biliyorsunuz. Smith Wesson'un bir adet dalgıç bıçağı. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu kauçuk bir saplı olduğu için su altında kaymıyor ve rahat rahat kullanılabiliyor. Paraşütçü bıçağı olarak da biliniyor. Şöyle koyalım. Evet. Volta Force'un bir adet baltası. Koleksiyonuma yeni katılan ürünlerden biri. Şu şekilde gösterelim. Mükemmel bir ürün. Tanıtımını zaten izlemiş olacaksınız siz çoktan. Dehşet bir şey. Hani gerçekten mükemmel bir şey. Baltalara aşık olmamı sağlayan ürün bile diyebilirim size. Şu şekilde kaldıralım. Dostlarım her birinin tanıtım videosunu özellikle bu videodan için koymaya çalışacağım. Hani güncel olanlara, eskileri koymayacağım da güncel olanlarının tanıtım videosunu iyi butonuna bırakacağım. Saniyesi saniyesine. Bunu eski tanıtımlardan ve koleksiyonlardan gördünüz. Wild Knife diyordum ben bunu. Allah'ım yarabbim eskiden. Knife'ı bile Knife olarak okuyordum. Bir kelebek bıçağı. Şöyle kaldıralım. Burada da Columbia'nın bir adet polis adlı çakısı var. Üzerinde polis amblemi falan var. Şöyle gördüğünüz gibi. Arkada da Eiffel Kulesi desenli gizli bir bıçak var. Kaç etti burası? 2, 4, 6, 7. 7 etti değil mi burası? Bu tarafa fazla girmeyeceğim. Bu tarafta replika olan Columbia veya hiç ismi olmayan küçük çakılar var. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Burada bir Remixon var. O da güzel bir çakı ama eski tanıtımlarda gördüğünüz için üstünde fazla durmayacağım. En son sayarız ya. Burada Columbia Festopum var. Zaten kanalın ilk videolarından biri. Hani fazla girmiyorum o yüzden. Çok amaçlı bir İsveç çakısı var. Dağılmış burada gördüğünüz gibi. Şurada bir adet çakı daha var. Spiderco'nun çakması denilebilir. Yapısı benziyor. Jaguar var bir tane. Burada bir adet eğitim kelebeği var. Şöyle gördüğümüz gibi. Columbia mekanizmalı tasarım ödülü çakısının replikası var. CRKT'nin orijinal şeyinin herhalde bu çalıntısı modellemesinin. Şöyle kaldıralım. Burada bir adet daha Columbia var. Orada M-Tech
Mesela onun da orijinal olduğunu pek sanmıyorum ama güzel bir bıçaktı. Burada da çok çok eski model bir sustalı. Sustalı bile diyemeyiz. Hatta artık klasik mekanizmalı bıçak olmuş. Ondan var. En son bir sayarız. Oo, şimdi geldik en ilginizi çekecek satırlardan birine. Karambitler ve taarruz amaçlı çakıların bulunduğu satır. Çok eski tanıtımlardan bildiğiniz iki tane ilk önce göstereceğim. Cold Steel'in değil, üzerine Cold Steel damgası vurulmuş bir adet sustalı bıçak. Cold Steel'in böyle bir ürünü yok. Şöyle kaldıralım. Burada bir adet boynuz diyen var, vampir diyen var, çift taraflı çakı var. Güzel bir çakı bu da. Bu arada sizden bir şey merak ediyorum. Özellikle sıkı takipçilerimden, hani 2 yıldır takip edenlerden özellikle bu yorumu merak ediyorum. Neden koleksiyon videolarını sürekli istiyorsun? Bu gerçekten merak ediyorum. Hani samimiyetimden soruyorum ama hani bana yorum kısmında videonun izlenmesi yükselsin diye değil. Gerçekten merak ediyorum. Neden koleksiyon videolarını merak ediyorsunuz? Burada eski bir karambitim var. Onu hiç çıkarmak istemiyorum. Çıkarayım mı onu ayrıca? Ha, çıkarsam çünkü o şimdi oradan devrilecek, bir daha uğraşacağım. Burada Columbia'nın bir karambiti var. Çınar Ekstrim'den bize gelen. Zaten Fox Knife hariç diğer karambitlerin hepsi Çınar Ekstrim'den geldi bize. Şu da hariç. Şöyle gösterdiğim gibi. Karambitlerden de bir tanesini arkadaşıma hediye ettim. Hatta Farah. Farukçum selam olsun sana burada. Burada Gold Tiger var. Karambit Gold Tiger. Gördüğünüz gibi. Bu arada Türkiye'ye yeni bir konsept getirdiğimiz için çok mutluyum. Şu an kendi koleksiyon videomu bulmak için çakı koleksiyonu yazdım. Tabii ki de enişte çıktık. Bir sürü insan çakı koleksiyonum diye video atmış. Küçük çocuklar da atmış. Küçük çocukların atması biraz benim moralimi bozdu. Şimdi ben biliyorsunuz çocuklar silah kullanmalı mı, kullanma öğretilmeli mi diye bir video çekmiştim. O videoyu izlerseniz ne demek istediğimi anlayacaksınız. Burada gri modeli var. Onun siyahı da vardı. Siyahını arkadaşıma hediye ettim. Bunu da şöyle kaldıralım. Zaten karambitleri kullanamadığımız için biliyorsunuz Türkiye'de karambit taşımak, kullanmak yasak. Yasaklandı. Daha yeni yasaklandı. Bir iki tane gerizekalı okula karambit götürdüğü için, disiplin cezası yedikleri için yönetmeliğe karambit de girdi. Karambit artık tamamen yasak. Burada Fox Knife'ın bir karambiti var. Karambitlerimin en güzel bıçağı. Hatta belki de bu koleksiyondaki en pahalı bıçak bu galiba, değil mi Alican? 650 milyon muydu bu? 600 milyon muydu? O civarda bir şeydi herhalde. Bizim takipçilerimiz de yazmıştı. Abi onun fiyatı bu kadar, bu kadar filan diye. Galiba koleksiyonun en pahalı ürünü. Mükemmel bir ürün. Karambit Fate. Sizin en çok ilginizi çeken CSGO bıçağı. Şu şekilde. Onu da göstermiş olalım. Evet. Karambitlerimiz bitti. Şimdi geçtik tabanca bölümüne. Tabanca bölümünün alt rafı, yok alt rafı değil. Önce üst rafı bir geçelim. Burada Blob'un TR14'ü var. Elimi alayım mı tek tek yoksa böyle direkt söyleyip geçeyim mi? Video zaten uzun olacak. Öyle. Söyle aynen. Ya bunların her birinin tanıtımını tek tek kanalda bulabilirsiniz arkadaşlar. Bazılarının hani sizi sıkmasın diye uzun süreyle zamanlamış olabiliriz. Sen neden bir hafta boyunca sürekli kuruşuk 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 videosu gelirse sıkılırsınız. Bıçak sevenler de var, çakı sevenler de var. Bu sebepten ötürü biz onu çok iyi bir şekilde ayarlamaya çalışıyoruz ki sizi sıkmayalım. Blue TR14 var, tanıtımı çekildi, kanalda paylaşıldı. TR17 var, tanıtımı çekildi, kanalda paylaşıldı. 9202 var, bunun da tanıtımı çekildi, kanalda paylaşıldı. Bunların hepsinin zaten tanıtımı çekildi ama henüz paylaşılmadı. Herhalde K çoktan paylaşılmış olacak bu video geldiğinde. Burada TR92'nin füme modeli var. TR92K var, kanallı modeli. Çok güzel bir model. TR1702 tanıtımı çekildi ama henüz belli değil, zamanlamasını da ayarlamadık. Bu da hazırda bulunan bir video. Çok güzel bir ürün bu da. Benim bayıldığım bir ürün zaten. Glow'un uzun versiyonu. Zaten TR17 ile yan yana getirdiğiniz zaman anlayabilirsiniz. Sadece bir iki kanal veya desen farklılığı var. Ve efsane. Bunu elime alacağım. Glow F92. Altın işlemeli modeli. Siyah. Şu şekilde. Gerçekten mükemmel bir model. Şöyle göstermiş olalım bunu da. Ben bayılıyorum. Zaten F92 hastasıyım. Hatta aldığım, doğrusu babamın bana aldığı ilk silah biliyorsunuz buydu. Arkada da bir Retired Eagle var. Şurada gördüğünüz gibi iki tane ejderha yumurtası. Bunlar güvercin yumurtası arkadaşlar. Bizim güvercin, saf güvercin. Onları bıraktı, hatta Instagram'dan takip edenler bilir. Dedim arkadaşlar hani bunları kurtarabilir miyiz? Veterinere götüreyim mi? Hani bir yıl falan bıraktı onları. Ben yumurtalar gitti zannettim Alican, biliyor musun? Bu evde değildik ya. Ulan bir baktık yumurtalar orada sapasağlam duruyor. Çürümemiş, bir şey olmamış. Instagram'dan paylaştım yani, hani veterinere falan götüreyim. Kuşçu bir iki arkadaşımız hemen bana ulaştı. Daha goya çürümüştür. Ya da dedi hani ondan daha bir şey olmaz. Onun içindekiler hani artık şey olamaz. Kuş olamaz. Dekoratif kullanabilirsin dediler. Ben de burada böyle bırakıyorum. Belki içinden bir gün kuş çıkar yani. Orada da kalsın. Sıcak mekan yani. Bunları da fazla göstermeme gerek yok diye düşünüyorum. Şurada yine bir Festop'un iki tane varmış lan. Burada yine bir Festop'un var. Şurada benim çok eski bir bıçağım var. Bunu hep söylemiştim. Yadigar. Hatta bunun videosunda şey mi vardı? Manevi değeri olan sustalı çakı mıydı bunun videosunun ismi? Bu çok eski bir bıçak. Gerçekten çok eski bir bıçak. Artık yamulmuş yani. Bitmiş işi. Zaten dandik döndük bir şey. Burada yine
Bir tane bıçak var Columbia'nın. Bunları uzun süredir elime bile almadım abi. İtalyan sustalısı, ki İtalyan sustalısı bile sayılmaz. Hani ben buna İtalyan sustalısı demiyorum yani. Öyle söyleyeyim. Bu arada Türkiye'de koleksiyonculuk aşırı yayılmaya başladı ki koleksiyonu olanlar da internete dökmeye başladı. Çok büyük, kaliteli koleksiyonlar var. Onları da buradan tebrik ediyorum. İçeriğimi çalmış olabilirsiniz ama yine de tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Hani öyle bir şey durumu yok yani. Şöyle göstereyim bunu da. Ya Türkiye'ye önemli olan Türkiye'de bıçağı geliştirmek. Bu yönde hizmet eden hiç kimseye karşı değilim. Ama bu yönde dolandırıcılık yapan insanlar da varmış, türemeye başlamış. Fazla kaşınmasında fazla barınamazlar sosyal medyada. Onu da buradan söylemiş olayım. Şöyle vereyim. Çünkü benim küsuratım kadar aboneye sahip kanallar insanları dolandırma yönünde bir şeyler yapmaya başlamış. Ya şöyle söyleyeyim size. Bir dakika. Bu da Columbia'nın bir çıksı gördüğünüz gibi. En son sayacağız toplam kaç tane olduğunu. Sayısını gerçekten bilmiyorum. Bunu da şöyle kaldıralım. Yavaş yavaş ben göstereyim, bir taraftan konuşayım. Misalen az önce gösterdiğim şey Fox Knife'ın bir bıçağı değil mi? Kaç para o bıçak? Hadi 500 lira diyelim. O bıçağın internette, ya Fox'un var mı yok mu bilmiyorum. Özellikle Spyderco gibi markaların ondan sonra hani çok çok pahalı markaların ürünleri o şekilde oluyor. Bu da İtalyan sustalısına benziyor ama klasik mekanizmalı bir çakı. Şöyle gördüğünüz gibi. Misal pahalı marka çakıların Amazon veya AliExpress'ten yurt dışından çakmalarını getirip, hani hakikisine çok benzeyen çakmalarını getirip, mesela bıçak 500 liraysa 100 liraya getirip Türkiye'de 250 ya da 300 liraya satan adamlardan bahsediyorum ki bunlar var. Elimizde kanıtlar da var. Bir iki mağdurla da muhabbetimiz oldu. Hatta bana direkt şu şekilde geldi. Bak kardeşim, böyle böyle bir adam var. Hani bu adam insanları dolandırıyor, beni de dolandırdı. Benim başım yandı, başkasının başı yanmasın tarzında konuştu. Biz de bir iki videomuzda bunu bu şekilde dile getirdik. Hani dedik bak böyle böyle durumlar var ki bizi takip ettiklerini biliyoruz. Biz de arada bir iki kere onların videosunu izledik çünkü. Öyle söyleyeyim. Kulaklarına umarım gitmiştir. Bu tarz bir durum tekrar bana gelirse biz kimsenin ekmeğiyle oynamayız. Ama ekmeği haramdan çıkarıyorsa ve benim sektörümde ekmeğini haramdan çıkarıyorsa, sosyal medyada bıçak olarak benim aga. Hani bunu başka türlü dile getirmek isteyen ben varım, ben senden önce başladım bıçakta veya işte ben senden daha iyiyim, daha kaliteliyim diyen olabilir. Ben çünkü samimi bir YouTuber'ım, tamam mı? Hani daha kaliteliyim diyen olabilir ama ben senden daha eskiyim veya daha fazla sözüm geçer diyebilecek biri varsa, buradan hiçbir türlü bıçak ustamıza, bıçak satıcılarına laf atmıyorum. Yani bak sosyal medyada diyorum. Altını çizeyim. Sosyal medyada. Hani YouTube'da. Direkt örnek vermek gerekirse. Burada çok sevdiğim Columbia'nın eski bir bıçağı var. Bunu da kullandık bir yerde ama nerede kullandık? Acaba bunun üstüne hala patates var lan. Kapta kullanmıştık bunu. Böyle göstereyim. Bu bıçağı da temizleyelim. Şuraya bırakayım da. VD40 var. Temizleriz. Burada da az önce gösterdiğim küçük tasarım ödülünün büyük modeli var. Arkada bir adet Bergenis var. Burada bir tane yele çakısı dediğimiz halı dokumada kullanıyorlarmış. O çakıdan var. Burada da bir adet Remixon var. Dediğim gibi herkes haddini bilsin, kimse dolandırıcılık yapmaya çalışmasın. Gerekirse biz de elimizden geleni yapar bir şekilde hallederiz yani durumu. Bu tarz konuları konuşmak istemiyorum. Konuşmayı sevmiyorum. Kimseye laf atmayı, kavga etmeyi, tartışmayı, hani bir savaş başlatmayı seven bir insan değilim. Daha çok YouTube'da silahı bıçağı geliştirmek için ben sevinirim yeni bir kanal açıldığı zaman, kaliteli bir kanal açıldığı zaman mutlu olurum hani gelişmesi için. Ama dolandırıcılık yaparsan öperler adamı. Evet, burada da bir welder bıçağı var. Welder bıçağını gördüğünüz gibi çok çok kaliteli bir bıçak çünkü elimizde patlamadı. Çakma bir bıçak olmasına rağmen çok iyi dayandı. Buradan da bunu yapan Çinli vatandaşlarımıza, Çinli dostlarımıza tebrik ediyorum. Gerçekten güzel ürün yapmışlar. Kırılmadı, hala da sapasağlam devam ediyor hizmet etmeye. Burada A101 baltası var. Yine bizim grupta yaygınlaşmış, millet almaya başlamış. Kurban yaklaştı herhalde, yine getirdiler. Dandik döndük bir balta, zamanında almıştık biz de fırlatıyorduk. Gördüğünüz gibi. Ya şimdi elime Ulta Force aldıktan sonra buna balta demeye bile utanıyorum. Baltaya benzeyen bir ürün işte. Şu şekilde. Çivi, ya bu da güzel aslında. Çivi sökme şeyi falan var. Neyse ya, hadi gel. Bunu da kaldıralım şuraya. Burada bir adet komanda kusturası var. Benim en çok kullandığım, en eski ürünlerimden biri biliyorsunuz zaten. Dehşet bir şey. Bayılıyorum. Halmak'la eğer bir görüşmemiz olursa Halman kasturalarının tanıtımını tekrar baştan yapabiliriz. Eski tanıtımı çok dandik dondikti çünkü. Burada Ubiego Knife, bizim Ruslarla kapıştığımız bıçak. Ubiego Knife'ın bıçağı var gördüğünüz gibi. Fırlatma bıçağı, dandik dondik bir bıçak işte. Şu şekilde. Yani iki tarafı da kesmez, fırlatsan fırlatılmaz, kessen kesmez, öyle dandik dondik metal parçası. Eminönü'nden aldığım kuşbaşı dediğim bir bıçak şu şekilde. Ben buna kendi ismimi kendim koydum. Kim yapmış bunu? Çinliler yapmış. Stainless Steel Shang Xing. Shang Xing, öyle tarz garip bir isim var. Şöyle gördüğünüz gibi kafası mafası sallıyor. Değişik bir bıçak yani. Sadece güzel diye almıştım zamanında. Hoşuma gitmişti. Böyle hilalimsi geldiği için, arkasında da güvercin kafası olduğu için. Hatta buna güvercin baş falan demişim de ben eminim yani. Tanıtımını çekmedim büyük olasılık.
Burada yine bir efsane. Silky'nin Gomboy modeli var. Gördüğünüz gibi canavar gibi, biliyor musun? Bak sese bakacağız. Buna yapmadığım işkence kalmadı. Buna rağmen baltaya da yapmadığım işkence kalmadı. Bunlar benim kampta kullandığım ürünler. Efsane bir ürün. Testlere fazla ilginizi çekmiyor olabilir ama bir başcraftçiler bu videoyu izliyorsa heyecanlandığını buradan hissedebiliyorum. Mükemmel bir olay. Her başcraftçıya eğer ben uzun ömürlü kullanmak istiyorum ve güçlü bir şey almak istiyorum diyorsa öneriyorum, tavsiye ediyorum. Burada çok değerli bir dostumdan hediye. Kolumbiya'nın Bergenis yazı, BG ne alaka Kolumbiya yazı, burada Bergenis yazı. Bir palası var. Çok güzel bir palaydı, anasını ağlattılar bunun. Artık ne yazık ki sadece dekoratif olarak koleksiyonumda bulunuyor. Kardeşimizin Instagram hesabı var, takip edebilirsiniz. Onu da aşağıya bir yere bırakacağım. Okçulukla ilgileniyor ve gerçekten mükemmel. Yani okçulukta kendini baya ilerletmiş ya, size öyle söyleyeyim. Onun da bir YouTube kanalı açmasını öneririm. Buradan onu da söylemiş olalım. Okçulukla ilgileniyor ve başarılı. Instagram sayfası var okçulukla ilgili. Takip edebilirsiniz. Onu da aşağıya bırakacağım. Burada bir adet bayonet var. Kesmez. Arkasındaki tırtıklar da keskin değil. Üstündeki tırtık, hadi en azından ona biraz bir şeyler yapabilirsin belki. Kafası da sallanıyor zaten. Bunun zaten tanıtımını izlemiş olacaksınız. Hatta yarın galiba paylaşılıyor bildiğim kadarıyla. Onu da böyle bir kaldıralım. Bu şekilde bir bayonet. İyi bıçak. Görünüşü güzel. Yani CSGO hayranları için güzel bir bıçak. Şimdilik sen de biraz aşağı in, ben de biraz aşağı ineyim. Geldik orijinallere. Yani kaliteli, güzel bıçaklara. Mora'nın 511 modeli. Aslında Mora'ya geldik hani direkt. Mora'nın 511 modeli biliyorsunuz karbon çeliği. Üzerinde kararmalar var. Şu şekilde göstereyim. Çok güzel bir model. Benim en sık ve en çok kullandığım iki modelde bir Mora'nın Eldris modeli. Kurbanda bildiğimiz hayvanın bütün derisi bununla yüzüldü. Bu arada bunu da söyleyeyim. Şöyle tutarak küçük ve kıvrak bıçak olduğu için tıpızlı bir şekilde mükemmel iş gördü. Şu ana kadar Mora Eldris'i kurbanda deri yüzmede kullanan insan var mı merak ediyorum. Bu da bu şekilde kalmış olalım. Ve benim çok sık kullandığım Mora olan Mora'nın Başcraft modeli. Bu da karbon çeliği. Hani paslanma ve kararma olabiliyor. Ama çok kaliteli bir bıçak. Magnezyum çubuğu ve üzerinde bile metaşı var. Bu çok güzel bir özellik. Hani bir bıçağın bunların eklenmesi bile güzel. Bunları da şöyle koymuş olalım. Bunları biliyorsunuz F6 Shark'tan alabiliyorsunuz. Biz de oradan aldık. Hultafors'u da aynı şekilde, baltayı ve bıçağı da. Hultafors'un halat kesme bıçağı. Çok güzel bir bıçak. Ben bununla halat hariç her şeyi kestim gerçekten. 10 numara bir bıçak. Bunun amacı da ne? Tester ağzı şöyle. Alican alabiliyor mu bilmiyorum. Hani burası 10 santim sen diyelim. 10 santimlik bir kesik açacağına 30 santimlik bir kesik açıyor. Kullanımda size faydalı oluyor. Hani işlemi hızlandırıyor. Daha az güç, daha çok iş yapmış oluyorsunuz. O şekilde bir ürün. Onu da şöyle kaldırmış olalım. Aynı model oldukları için hepsini bir araya koydum. Kampta kullandığım ürünlerden burada gördüğünüz gibi UST'nin bir adet düdüğü. UST'nin multi-tool kaşığı. Bunu CRKT yapıyor. UST markası da yapmış. UST markası nedir diye bana soranlar oluyor. Hemen söyleyeyim. UST Amerika'da tasarımları yapılıp Çin'de üretilen bir marka. Gayet kaliteli, gayet 10 numara. Ben zaten videolarını çektim, bilen biliyor. Burada şimdi fark ediyorum baya ürün eksik. Şimdi videoyu dondurup gidip onları şey yapabilirim. Burada mermi var, boş fişek kovanları var, yağlarım var, harbi takımım var. Burada çok sevdiğim bir bıçağım var. Şöyle göstereyim. Desenli bir bıçak. Bunu bana Onur hediye etmişti herhalde hatırladığım kadarıyla. Çok güzel bir bıçak. Çok beğeniyorum, çok hoş bir bıçak. Burada Hanifi Polat çıkısı var bir adet. Bu eski modeli, yeni modelini babama hediye ettim. Şu şekilde göstereyim. Bu eski modeli. Bende yeni modeli de vardı, bilen biliyor. İzlemişsinizdir videolarını. İzlemeyen varsa onu da koyarız. İzlemek isteyen izlesin. Orada da şey yaptık. Onu da babama hediye ettim. Güzel bir bıçaktı. Burada bir adet dekoratif muşta var gördüğünüz gibi. Güzel bir şey. Hoş. Bu da dostumdan hediye geldiği için o kadar muşta koleksiyonundan elimde kalan tek ürün bu. Ki biliyorsunuz bende yaklaşık 13-14 tane muşta vardı. Muştanın her türü vardı bende. Ama sıkıntı olduğu için yolladım hepsini gitti. Şu an hala bizim ailemizden de, hani Keskin Güç ailesinden de muşta koleksiyonu yapan var. Tavsiye etmiyorum kardeşim. Elden çıkarın. Ha kimse sana sosyal medyada fotoğrafını veya videosunu paylaştın diye evine gelip hani sen muşta bulunduruyor musun falan diye sormaz. Hani bir şikayet almadığın sürece bu işler böyle olur. Sen birini tehdit etmen lazım veya yaralaman lazım. O şekilde hani başına bela gelebilir. Ama yine de çıkarın elden. Bak ben çıkardım, kafam rahat. Neden? Biz artık hani sürekli olarak polislerle, askerlerle iletişimde olduğumuz için uyardılar bizi. Bak kardeşim hani başarı başına ağrımasın, dengesini beri çıkarsan bulaşır filan diye. Biz de tamam abi eyvallah dedik. Geldiler, koleksiyonun anasını avlattılar. Hiçbir şey kalmadı koleksiyon. Yolla yolla hiçbir şey kalmadı. Bu bıçak ne diyeceksiniz şimdi?
Bir, ben bu bıçağa 7 lira para verdim. Hala içim acıyor. Normalde bunun maliyeti 1 lira ya da 1,5 lira. Bu bizim Yusuf'un doğum günüydü. Bıçak bulamadılar hiçbir yerden. Ben de gittim bunu bir hala çıkardım. Ben de bunu gittim bir 1 milyoncudan falan aldım herhalde. 7-7,5 milyon falan para verdim. Yusuf da bu videoyu izlerse buradan belirtmiş olayım. Bak senin doğum günün için gittik bir bıçağa 7 milyon 7,5 milyon para verdim. İzlemez oğlum buraya kadar kim izler? Ben bile izlemem buraya kadar. Yani edit yaparken pat 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 yapıştırıp yollayacağım yani. bu da öyle bir bıçak. Koleksiyonun arasında bulunma sebebi bu dostlarım. Burada çok eski model bir İtalyan susazı benzeri bıçak var. Bayağı eski bir model. Hani hiç değilse 10 yılı var. Çünkü emniyeti de kalmamış artık bıçağın. Gördüğünüz gibi. Böyle bir model. Bunu da buraya koymuş olalım. Bunu da Mesut abi ile Aykut abi vermişti. Eskiden kullandıkları çakılar. Burada bir adet Onur'un, bir adet de Mesut abinin verdiği eski model Bursa çakılarından var. Bunlar zaten efsane biliyorsunuz. Şöyle yan yana göstereyim. Gitti gitti. Netledim veya netlemedim de Alican. Konuşmama gibi bir olayın yok. Bu bir vlog. Bu profesyonel bir video değil. Bu takipçilerin isteği üzerine vefakar YouTuber'ın çektiği bir video. Burada gördüğünüz gibi 3'ü fırlatma bıçağı var. Bunlar normalde 6'lıydı. 3'ü düştü. Ne oldu hiç bilmiyorum o bıçaklara. Şurada benim yoğunlukla yanımda taşıdığım bir kolumbiya var. Şöyle gördüğünüz gibi. Keskin olmayan. Oğlum harbiden ben bunu ne güvenip de taşıyorum. Bak bıçak böyle geri gidiyor Can. Şöyle geriye gidiyor yani. Neyse. Sünnet olsun diye taşıyorum ben zaten. Burada bir adet Baretta X23 adlı bir bıçak var. Biliyorsunuz. Bunun da orijinal. Oğlum bu orijinal olabilir ha. Çünkü çok sağlam bir bıçak ya. Yani dış kaplaması, kabzesi olsun, bıçağın çeliğinin hissiyatı olsun. Güzel bir bıçak ama bilmediğim için yine kesin bir şey söylemiyorum. Burada nereden geldiğini bilmediğim bir adet klasik mekanizmalı bir çakı var. İki adet fırlatma bıçağı var. Dört tane şuriken var. Üç tanesi 7 köşeli, bir tanesi 6 köşeli olmak üzere. Geldik alt tarafa. Şimdi ben bir yerde videoyu durduracağım. Gideceğim şey yapacağım. Diğer ürünleri bulacağım. Çünkü burada olmayan baya baya bir ürün var. Evet şimdi sen de göreceksin. Burada tesbihlerim var. Özellikle sizden gelen hediyeler. Onur'un yolladığı işte tesbihler, çakmaklar. Farklı dostlarımızın yolladığı çakmaklar var, tesbihler var. Burada gördüğünüz gibi benim ilk bıçağım mı desem artık neyim desem. Hançer. Biliyorsunuz bunları 10 lira. Şöyle göstereyim. O da burada. Burada ProHunt'tan şey var. Ziyaret çıkart. Artık bu sene oraya şey olarak gireceğiz Alican. Müdürlüğüne. Professional giriş. burada bir paracord var. Kampta da... Kampta bunu kullandım. Bayağı hani ana sağlığı bunu da yıkayalım bu arada. Yani çünkü onun canı çıktı yani. O kamp oyuncu benim bileğimdeydi. Burada silah temizleminde özellikle tüfeğin temizliğinde kullandığım bez var. İşte harbi takımı var. Burada onun tüfeğin temizliğinde kullandığımız aparatlar var. Çubuğumu bu. Tüfeğin askısı, askı kayışı şurada. Burada benim için çok değerli olan bir kupa var. Onun içinde işte kurşunlar var. Furkan'ın bana verdiği boş mermi kovanları var. Furkan Ata, onun da kanalını takip etmiyorsanız iyi butondan takip edebilirsiniz. Boş mermi kovanları var. 45'lik. Çok güzel. Gerçek mermi kovanları var. Burada kardeşim bir hediyesi var. Bunları şöyle bir koymuş olalım. Burada da aldığım ürünlerin kutuları var. Şurada 6 paket dolu mermi var. Mermi stonda iyice tükenmiş. Şimdi işte buradaki bazı ürünler eksik. Şimdi o ürünleri ben bir alayım geleyim. Şu tarafı hemen bir halledelim. Burada bana gelen yine hediyeler, saatler vesaire var. Bunlar normalde bu şekilde değildi işte. Şurada bir kutu var. Bunun içinde ne var? İşte burada yüzükler, kolyeler. İşte şu kolyemi özellikle hatırlayabilirsiniz eski takipçiler. Bu kolye de benim için değerli bir kolye. Burada bu tarz ürünler var. Yoğunlukla gümüş ağırlıklı. Evet dostlarım fazla bir şey bulamadım. Molight markasının bir feneri var. Bu da bir tabanca feneri biliyorsunuz. Tabancaları tüfeklere de takılabilir aparatla. O var bir de. Şurada getirmek istediğim şu vardı. USD markasının ne diyorlar bunlara? Akordeon mu diyorlar? Açılıp kapanıyor ya. Bir lambası vardı. Onu çok göstermek istiyorum. Çok güzel bir üründü ama o bizim daha evinde kalmış. Artık siz videosunu izlersiniz. Şimdi sayalım bakalım koleksiyonda kaç ürün var. Video uzun oldu dedi Alican. Sıkıcı olabilir dedi. Biz zaten kısaltacağız elimizden geldiği kadar kese 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 de. Şurada şarjörleri mesela hiç değinmedik. Burada 30'lu şarjörlerle 17'li şarjörler var.
Biliyorsunuz Blow markası benim sponsorum. Şarjör konusunda o yüzden sıkıntı yaşamıyorum. Şimdi sayalım. Bir tane burada Columbia vardı. Biliyorsunuz. Netleme boşver. Bir tane burada Columbia vardı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. Bu arada yere yatık olanlar var ve arkada olanlar var. Onları da sayıyorum. Bizim kandırıyorsun falan yapmayın yani. 24. Zaten önceki koleksiyona göre daha az ürün olmasını bekliyorum. Bunu da buradan söylemiş olayım. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Şurada fade var. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Bunları zaten saymıyoruz. 41, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71. Bu arada Acihan'da da bunlardan var. 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91. 91. 91 ürün. Bir önceki koleksiyondan çok çok fazla ürün çıktı. Bir önceki koleksiyonda 77 tane varmış. Bakalım 2018 koleksiyon videosunda ne olacak ki ona kadar da ben çoğunu yollamış olurum. Şunları araştırıyorum şimdi. Farklı insanların üzerine geçirebiliyor muyuz? Geçirebiliyorsak ben bunları büyük olasılık arkadaşlarıma hediye ederim. Çünkü çok fazla kurusuk tabanca oldu. Yani bana öyle geliyor en azından. Farklı ürünleri de hediye edebilirim. Ya bende şöyle oluyor. Mesela hani daha geçen konuştuğumuz bir... Üç harflerden bir abi vardı polislerden. Mesela geldi, adam hediye isteyince dayanamıyorsun, hediye ediyorsun. Hani mesela çok sevdiğin bir insan geliyor, mesela hediye istiyor. Yani bize bir şey verir misin diyor. Çıkarıyorsun, bir tane veriyorsun. Öyle vere vere zaten baya baya gidiyor. Hani bendeki ürünlerin hepsi bende kalmıyor. Gidiyor yani. Mesela çoğu da gider bir dahaki koleksiyon, 2018 koleksiyona kadar. İsteyen buradaki ürünlere böyle bir dikkatli baksın. Hatta bir önceki koleksiyon videosuyla karşılaştırabilirsiniz. Bir önceki koleksiyon videosunda sadece bu satır. Bu satır vardı bildiğim kadarıyla. Şunlar yine vardı. Yani bu zaten aslında vitrin videosu oldu bir bakıma. Yine uzun oldu. Elinden geldiği kadar hani hızlandırdım ama koleksiyon videosu oldu. Şunu da oradan kaldıracağız. Oraya daha güzel bir şey getireceğiz. Onu da söyleyelim. Bu arada bu ışıklı. Bir dakika bekle. Onu da göstermem lazım. Benim hemen yatağımın yanında. Eğer 10.000 like atarsanız o da vlogumda görmüş olacaksınız. Bu şekilde ışığı var. Zaten bu odaya ya şifreli çelik kapı yaptıracağım. Ya da şuna başka bir çare bulacağım. Çünkü bunu burada söylemek ne kadar mantıklı bilmiyorum ama çünkü bir sürü insan izliyor. Ya zaten kimsenin kolay kolay gelip de bilmem neresi gelmez yani bizim eve girmeye ama çünkü babam varken zaten bana bile şey düşmez ama zaten kendisi gerekli eğitimleri almış bir insan. Hani çıt sesine bile evde en ufak bir sese bile uyanan bir insan. O yüzden gece saat 12'den sonra çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz evde. Ben özellikle uyumuyorum biliyorsunuz canlı yayınlarda falan. Hani şöyle bir baktığınız zaman bu işlerle çok çok alakalı insanlar çakma ürünlerin bile çakma bile olsa maliyetini topladığı zaman çok çok büyük miktarlara geldiğini zaten biliyordur. Bu sebepten ötürü artık buraya zaten bu şey yapıyor musun hocam? Koleksiyoner belgesi alıyorsun. Savcı mı, avukat mı geliyor buraya? İncelemek için birim geliyor ne? Maliyeti toplayıp sana şey veriyor. Koleksiyoner belgesi alıyor. Onu da alıp şuraya bir yere asacağım artık. Veya bir güvenlik kamerası yerleştireceğiz. Bir şey yapacağız yani. Hani o kadar çok çok da böyle abartılacak bir önemi yok ama spoiler vermek istemiyorum bu videoda. İleride çok 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 daha böyle deli dolu videolar gelecek. Videoyu kapatmadan şurada çadırımızı da gösterelim. Loops marka bir çadır. Bir tane daha çadırımız var. Çakma Çinmalı. O da şeyde. Dağ evinde. Videomuz bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi o da vlogu için sizden 10.000 like istedik ki bence az bir like. Çünkü 50.000 takipçim var. 5'te 1 altı zaten o kadar şey ediyor. Koleksiyonum bu kadardı. Çok merak ettiniz. Gerçekten videoyu çekerken yoruldum ve gerçekten çok izlenmesini beklemediğim bir video. Bu sebepten ötürü hani niye o zaman 10.000 like istiyorsun lan diyebilirsiniz. O da vlogunu çekmek çok çok daha zor olacak ve hani alışkın olduğum bir şey değil. Ben vlogger değilim, tanıtımcıyım. Samimi bir tanıtımcıyım. Hani bu sebepten ötürü benim için zor bir video olacak. Ve şu hayvan gibi kamerayı elinde tutup böyle vlog çekmek her yiğidinde harcı değil. Dur bakayım. Çok mu bana yakın şu an, zoom mu? Aa bak ağzıma burnuma gelmiş bak. Oldu mu? Ya bu her yiğidin harcı değil. Şöyle şey gözüküyor mu aynanın yansımasından kamera? Aa gözüküyor galiba bak. Ya hayvan gibi bir kamera. Bu her yiğidin harcı değil ki bu da büyük olasılık bana kilitlenecek hani. Ben şuraya bakmaktan lensa bakamıyorum.
Dediğim gibi video bu şekilde, umarım beğenmişsinizdir. Şöyle bir alttan üstten bir daha bir gösterelim şöyle. Video bu şekildeydi. Oda vlogu için dedim. Odayla şöyle bir şey yapalım hocam bak. Sen kafanı eğ, odayı bir göstereyim. Nasıl dağınık değil mi? Dağınık, neyse boşver. Video çekeceğiz diye odayı biraz dağıttık. Neyse ya, çok uzattım ya. Zaten bunun editi bana kilitlenecek büyük olasılık. Video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Like, like atmanıza gerek yok. Like atmayın, ben de videoyu çekmeyeyim. Varlığınız yeter bize. Öyle like'a like'a ihtiyacı olan bir kanal değiliz. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.